Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Bizler bildiğiniz gibiyiz, gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Kötü bir haber aldık. Kötü bir haber aldıktan sonra işte üzüldük. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü anneannemizi Ne kaybettik. kadar Acı veren soğuk bir kelimedir ölüm, değil mi? Hep ailemizden, sevdiklerimizden, çocuklarımızdan, evimizden uzak olsun, ırak olsun isteriz. Bir gün kendi başımıza geleceğini, ailemizden birinin başına geleceğini böyle aklımızın ucundan bile geçirmek istemeyiz. Dualarımızı, temennilerimizi, ölümler sevdiklerimizden uzak olsun, ırak olsun diye tamamlarız. Yakınlarımızın böyle ölümcül hasta olduğu vakit bile böyle onların daha çok yaşayacağına inanmayı tercih ederiz. Onları hiç konduramayız. Oysa o kadar uzak değil. Bir nefes kadar içimizde taşıyoruz. Hayattan yaş aldıkça ölüm haberleri çoğalıyor. Artık sıralı ölüm de yok. Önceden de yoktu, şimdiden de yok. Gencecik fidanlar bile kara toprağa gidiyor. Çağ hız çağı. Ve bu çağda teknoloji ilerliyor, tıp ilerliyor. Fakat hala kanser denen şu illet hastalığa bir tedavi bulunamadı. Neredeyse tüm sevdiklerimizi farklı kanser hastalıklarından kaybediyoruz. Kim vefat etse, nedenini sorsam, bir küçük araştırsam falan, neden vefat ettin desem, aldığım tek cevap sanki hep kanser. Biz de uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu ve yaşamını kaybetti. Dünya iyisi, melek gibi bir kadındı. Onun vefat haberini aldıktan sonra böyle hayatı iyice sorgulamaya başladım. Bu dünyadaki ufak tefek sıkıntıları büyütmek, böyle insanları üzmek, küçücük bir şeyle insanlara saldırmak, insanların kalbini kırmak ne kadar lüzumsuz, ne kadar gereksiz değil mi? Ölümün kime, ne zaman geleceği belli değil. Bu yalan dünyanın nimetlerini tamah etmek de manasız. Tamam, hiç ölmeyecek gibi çalışmak gerekiyor. Fakat yarın ölecekmiş gibi de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ne çok sevdiğimiz insan belki de son kez görmeden bu dünyadan göçtü gitti, vefat edecekleri aklınızın ucundan bile geçmiyordu. Biz de öyle olacağız. Eskilerin de dediği gibi gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Hani öyle bir şey. Öyle bir şey bu dünya. 3 günlük dünya diyoruz. Dünü yaşadık, bugünü yaşıyoruz. Yarın ne yaşayacak mıyız bilmiyoruz. O yüzden bu acıları yaşamamak için ve keşke dememek için sevdiklerinizle kaliteli zamanlar geçirin. Sevdiklerinize zaman ayırın. Rabbim ebediyete intikal etmiş bütün canlarımıza gani gani rahmet eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun diyorum ve anneannemizle olan güzel vloglarımız vardı. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sizden bugün onun için dua istiyorum. Evet, ben sizi şimdi o vloglarımızla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bir tane kalpli kek. Bir tane de tuzlu kek uzun kalıpta. Neden? Azize teyzeme gideceğim. Onu ziyarete gideceğim hastanede. Hastanedeymiş. Sağ olsun güzel bir takipçim. O yüzden tanışmak için gideceğim. Bir de elini öper gelirim. Kalpli kekim tamamdır. Nasıl olmuş ama? Nasıl olmuş ama? Tuzlu kekim de tamamdır. Bahçeden maydanoz ve nane sunumlarıyla. Oldu gibi ya. Ne yapayım? Başka sunumu yok bunun. Bir de bahçemden çiçek. Ama güzel süslerim. Kabul edin yani bunu. Evet. Eşen Sultan saçları çok güzel. Ne oldu saçlarına? Ha? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Keratin. Keratin. Kim yaptı? Sen. Sen? Keratin bakımı yaptım kızıma.
Evet, bayağı bir gidecek. İnşallah gidecek yani. Bende keratin yok. Ben yıkıyorum, fön falan çekmiyorum. Kurutuyorum ve çıkıyorum. Keratin çoktan gitti ama saçım düzleşti. Bilmiyorum niye böyle oldu, bilmiyorum. Tarçın. Oğlum. Ne yaptım, ne yaptım? Kek yaptım, tuzlu kek yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Azize teyzeme gidiyorum. Azize teyzem benim takipçim. Hastanede olduğunu öğrendim. Hangi hastanede olduğunu da işte sordum ona. İnşallah gideceğim, bir ziyaret edeceğim, elini öpeceğim. Sizi de tanıştırırım. Eğer izin verirse kendisi tabii. İzin vermezse tanıştıramam. Uzaktan tanışırsınız artık. Tarçın. Kendisi Tarçın'ı da istedi, bilmiyorum. Gidiyoruz bakalım. Bakalım, hadi bakalım. Gidelim bakalım. Uyudun mu oğlum? Tabii Tarçın'a şey gibi geldi. Araba sallandıkça. Ne oğlum? Çünkü bizim evden hastane 40 dakika. Yani o yüzden biraz uzun oldu. Tarçın uyku moduna girdi. Bak hareketlere bak ya. Ne oğlum? Ne oğlum? Az kaldı. Az kaldı. 8 dakika var. Maskeleri taktık. Maske zorunlu. Ellerimizi evet, temizledik. Hediyelerimizi aldık. Her yerde ben var. Nereden gideceğiz? Bak yanıma gel. Geldim, beni izliyor bak. Gördün mü? İzliyordum. Bu herhalde son şeyin. Börek su böreği yapıyorsun. Onu izliyordum. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Uğraştım oldu. Hoş geldin. Hoş buldum canım benim. Nasılsın? İyi gördüm ama iyisin. Hamdolsun. Hamdolsun. Geldi. Tarçın'ı anneannesini ziyaret etmişler. Anneanneye mi geldin sen? Ay tatlım benim. Ay ama görmesinler Tarçın'ı. Şeyden evden çıkarken dedim zaten. Tanıştıracağım sizi ama dedim izin verirse tanıştıracağım. Çünkü hani izin alarak çekiyorum ben. Yok sorun yok. Çekebilirsin ya. İnşallah iyi olacak. Çıkacağım, evde de çekeriz. İnşallah. 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 Allah'ım yarabbim. Şu sorunları biraz aşsak daha kemoterapilerim var. Önümde çok uzun yollar var. İnşallah. Bu yatak için de şey yapalım bir, ben de araştırayım. İşte bilmiyorum. Ben de konuş. Onu dedim Pınar'a, daha da olmasa dedim hani bir şeyler yapıp kendimiz mi dedim almalı. Ama çok iyi, benim istediğim de çok pahalı. Kocaman, kocaman. Nasıl içeceksin onu? Şey mi? Hayır, hayır. Öbürünü. Boyunca. 950. Bir kilo, bir kilo. Oğlum! Oduncu gömleği giymiş oğlum. Bak bak bak. Tipsiz oğlum. Hava karardı. Hello. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Pişt. 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 Bir de kaçıyor. İstemiyor yeleği değil mi şu? Yeleğini mi istemiyorsun sen? Gel bakalım bir gel. Gel. Ama banyo yaptın. Üşürsün o yüzden. Tipe bak ya. Evet yine akşam akşam çıktık. Nereye gidiyoruz? Azize teyzeye gidiyoruz. Azize teyzeyi görmeye gidiyoruz. Hastanedeydi biliyorsunuz, onu ziyaret etmiştim. Hastaneden eve çıkmış. Çok şükür cuma akşamı çıkmış. İşte haber verdi bana. Çıktığını söyledi. Ben de bizim çekirdek aileyi topladım. Çekirdek. Çekirdek de kocaman büyük çekirdek olur ya böyle çıkar. Aynı değil mi sen gibi o da? Ama senin boyun uzun olduğu için diyorum. Önceki günde Super Mario, Super Mario'ydu. Tamam Super Mario hep kurtarıyor ama. Niye Super Mario boyuyla çalışmıyor mu? Sevgilisini kurtarmak için, karısını kurtarmak için. Evet. Kısa boylu göbekli. Sen de pek kısa boylusun ya. Deme Eşo. Eşo dedi bir kere sana Super Mario diye. Ben demedim. Şeyi o göbeği yakalayabilmek için içiyorum bunu. Bir de Super Mario diye ben demedim ki Eşo dedi. Eşo sen dedin değil mi?
Değil mi kuzum? Ne dürtüyorsun ki Eyşan'ı aşağıdan aşağıdan? Aşağıdan. Neyi dürteceğim Eyşan'ı be Eyşan? Nasıl dürteyim ben Eyşan'ı buradan? Allah Allah. Değil mi oğlum? Benim oğlum da yoruldu. Banyo yaptı ya. Yumuş yumuş. Yumuş yumuş. He. Adres var değil mi? Adres var. Hemen adresini kuralım. Şaka maka bitirdin mi? Miden ne kadar? Tam 1 kilo o değil mi? Değil. 1 kilo sanatı için 950. 950. 50 gram mı kalkıyor başımız? Bugün değişik de. Ne vardı içinde? Ne vardı içinde? 4 tane çilek. 100 gram yulaf. 4, 5 parça buz. 200 gram su. 3 yumurta beyazı. Hı. Ondan sonra yaklaşık 200 gram 200 gram kadar lor peyniri, ha. Bir tane büyük muz, yarım kaşık peanut butter, biraz bal, bir kaşık protein shake, protein tozu. Başka bir şey yok daha nasıl ye? Daha nasıl bitti? Vallahi koymadın kalmamış ki. Muz, çilek, yulaf, muz, çilek, yumurta, yulaf, peynir, yumurta. Peynir, yumurta. Bal, peanut butter. Sersin. Yok, aman aman aman. Yulaf söyledin mi? Söyledin. 200 gram kadar yulaf ye. Ay, daha ne olsun, daha ne olsun. Spordan sonra iyi geliyor da. Bir de yemek de yedin ama. Yemeğin üstüne bir de bu. Bold mu ya? Bold muydu? Neydi o? Ne yapıyordu öyle? Neydi o? Hey Ozi. Neydi lan o? Ramazan'da kilo kaybolmuş. Şimdi takip etmem lazım. Şey. Yok yok ama ben almayayım. Ben, yok yok ben iyiyim iyiyim böyle. Yok yok. Şey yok yok. Yok. Yumurta beyazıymış ve çiğ çiğ. Allah'ım. Yok. İyiyiz biz ya. Yok. Çiğ derken kaşınıyor pişiyor işte. Ha evet. Sana öyle geliyor. Yani çiğ köfte yoğurunca pişiyor dedikleri gibi. Aynen. Ha evet. Biz de yiyoruz zaten. Zaten yiyorsunuz. Evet yiyoruz. Biz de içiyoruz. Tarçın amca, tarçın dayı. Çekirdeği şey yeleği yiyince değil mi? Oduncu gömleği ve yeleği yiyince amca gibi oldu aynı. Ama diyor bak hele. Uyukluyor ama yoruldu yoruldu. Çok mayışa mayışa yıkadım çünkü. İkisini sıcak suya koydum. Güzel güzel. Oh. Bir biricik bile böyle bir rahatladı var ya sıcak suda. Kusun beni. Bak ben anneanneye mi geldin? Sen anneanneye mi geldin? Biricik. Bak bak anne ne yapıyor? Biricik. Nay. Nay. Bir good girl. Nay. Nay. Bak ya. Işığa yapıyor herhalde. Ona bir şey yapmıyor canım. Işığa yaptı. Işık şey yapıyor ya. Nay. 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 Bir kilosun zaten avlayıp durma. Valla. Gram veriyor. Kontrole götürdüm. 100 gram almış. Sen manikür mü yaptırdın? Manikür mü yaptırdın? Kesiyorum ben. Yeah, kesiyorum. Törpülüyorum. Yeah. Bizimkilerin de uzadı da ya. Yeah. Ben kendim kesiyorum. Törpülüyorum. Ama seninkiler de maşallah. Kaç kilo? 7. Oy maşallah. Ben gördüm zaten dedim aslan mı kedi mi? Bir böyle bir ne kadar büyük. Aynen aynen. Gerçekten öyle ama bak. 1 kilo 2,5 kilo. Gel daha fazla hatta. Daha fazlası var. Bir kedim 6 kilo öbürü de 7 kilo. Ay maşallah. Tarçın zaten gördü titredi. Titredi. Teyze öte geçin beri geçin mi? Öte geçe mi, beri geçe mi diye. Öte geçe, beri geçe. Evet, çarşambada. Neresi? Çarşambada öte geçe ben. Öte geçe. Evet. Tamam. Biliyor musun çarşambayı? Bilirim. Vallahi mi? Bilirim. Atatürk okulunu biliyorsan o taraftanız biz. Kaç tarafta biliyorum. Cumhuriyet Meydanı'nda. Tamam. Orası bizim taraf. Peki, şey tarafta ben çarşambada
Köyümüzde falan çok gezmek çok... Vallahi mi? Burada, buradan da, orada da çok dostlarımız var. Öte geçe, beri geçe. Şey, öte geçe şey, karşı geçe diyorlar bizim. Sinemanın sinemasının olduğu tarafa. Ama bizim olduğumuz papağan da var. Eşe papağan da var. Yani bizim taraf daha modern taraf. Tabii tabii tabii. Ay. Ben çok yıllar oldu ayrıldım. 20 yaşında ayrıldım. Yaş 70. Çok erken ayrıldım. Evlendim, buraya geldim. Ne kıskançsın sen ya? Ha, şimdi oraya mı gittin? Anne, ama çok sevdi onu. Biricik de hırlıyor ona git diye. Ya git diyor. Boyası da az kaldı. Kuyruğunun boyası. Biraz daha gider ama. Ye. 2-3 yıkanma. Tabii bayram boyası yaptı ya. Şey, ya. Hadi ojeleri. Hadi ojeleri. Sen? Gelin ben ha. Sizi ya. Pardon da gülüyorum. Şey, ismi ne? Bak. Şu, o duruşa baksana, hoşuma gör böyle hiç. O hayatın ye ye, o hiç hep öyle. Ötek ay yavrum, o yalnızlığı çok seviyor. Çok seviyor, bunlarla yan yana gelince artık Biricik'i de döver oldu. Vallahi. Artık kızımızı dinlemiyor yani. Yavrum, ay. Bak şimdi. Kuşun sesinden korktu herhalde. Kuşun sesine korktu. Ay, Pınar. Yo yo yo, alışır o. Ye ye, bir şey ince alışır. İnce'nin öyle sessiz durduğuna bakma. İnce aslında biraz fenadır yani, Cinderella. İnce hoşluyor biliyorum. Ye, İnce dediğim hemen dibime bitiyor. Şimdi izin vermediğim için çıkamıyor oradan. Anne niye mi geldin siz dedi yani? Ya. Ha, Kemal dedi ya, Aziz anne niye mi geldin hiç? Ay ha. Hoş gelmiş, sefa gelmişler yavrum. Ay şuna bak Pınar ya. Öyle oturur. Öyle oturur o. Hiç. Bu da yapışık canavar seni. Ooo kızıyorlar gelme diye. Gördün mü? Aa istemiyorlar. O kıskandı şimdi ama. Kıskandı şimdi. Çok kıskanç, çok kıskanç. Buraya otur, buraya otur. Sit, sit, sit kızım. Kukö, sit. Aferin. Sit. Ha, sit. İnce. No. Jump. Come here. Tamam, sit. Bak ya. Neresi Kemal? Sit. Stay. Nereye gidiyorsun? Öbürü. Öbürü bizim 14 kere değil mi? Sit. No. Herhalde o civarda. Fazla büyük değil. Ama oranın bahçesi çok büyük. Tarçının kıskanmasına bak. Bahçesine de bir ek koysam diyor. Nasıl şeyler diyor da. Kaça falan çıkartıyor. Ama bir ağabey onları çıkartıyor. Büyüdükçe maliyet küçülüyor. Çünkü bir mutfak. İşimiz ev. Yani o çok tatlı. Ev yapıyoruz. Gel. Oturuyoruz. Satıyorsun. Korktu. Değiştiriyoruz. Güzel yapıyoruz bir şeyler. Yeah. Sit. Good girl. Hayırlısı olsun. Allah rast getirsin. Good girl. Rabbim. Yeah. Bununla bakıyorum. Hello. Hello. Ay kafasını sokuyor boynuna. Uyuyor musun sen? Anne neden uyudun sen? He? Bak ya. Bak ya. Bak. Sakla. Sakla. 6 ay oldu. Anne niye sakla? Ama 33 yaşına 34 yaşına kadar yaşadı.
Bak İnci gidip oraya oturur. Şimdi... İnci istediğin kadar çıkar, İnci gider gene oturur. Oraya, değil mi? Ya, gene gider girer. Babama acayip sever. Yani çok güzel. Hiç. Aynı anda çok güzel. Bahçede çıkınca şey iki ağacın arasına gidiyor oturuyor bu sefer de. Evin ağası bu aslında. Bizimkiler gelince içeri gitti. Ha. Maşallah gözlere falan bak. Bir bunun iki katı daha var ama içeride. O acayip. Onu görmen lazım abi. Ben içeri girince dedim kaplan var herhalde evde. Aslan ya da kaplan. Orada o çünkü ilk tanışmaları orada oldu. Tarçın Biricik'le İnci şeyin içindeydi. Ama nasıl? Aha geliyor. Yemin ederim geliyor Ahmet. Ahmet görmelisin. Oy maşallah. Ahmet. Nasıl? Nasıl? Ay şu bak suratına bak. Ay maşallah. Anlattığım kadar varmış değil mi? Ama duruşunu falan görseydin bir de böyle kabarmıştı. Kabardığı zaman daha büyük. Maşallah. Çok güzeller ama ya. Evet. O sandalye boyunda, o demek ki sandalye düşüyor. Patilerine falan baksana, vurdun mu devirir ya. İn aşağıya, inmiyor. Tırnakları çıkarttı, inmiyor. O da can, korkuyor. Bak, baksana bak, ama dikildiği zaman bak. Bu da kaldı. Kaçıyor. Yürürken görmüyor musun? Sallanıyor yemin ederim. Sallana gitti. Bak kokluyor. O da bak şimdi onların yerlerini hep kokluyor şimdi. Bak titriyor. Ne arıyorsun? Gittiler onlar. Tasmanı sevsinler senin. Ben gerçekten de bak hep kokluyor, görüyor musun? Arıyor şimdi onları çünkü. Şimdi birden girdi. He? Hep kokularını arıyor. Bak. Neredeler hani? Nereye gitmişler? Yavrum çiş gitti onlar, çiş. Gezmeye gittiler. Gezmeye gittiler abiyle. Eşen Sultan götürdü onları. Bak. Oraya değmedi bir kere, numara yapma. Pasta kokusu mu aldın yoksa? Nerede bunlar diye. Yumuşacık. Kemal, Pınar. Hı. Hep onların gezdiği yeri kokluyor. Kuyruğuna baksana, sanki çizilmiş gibi değil mi? Hı. Çizgi desen. çizgi yemin ederim ya. Deseni harika. Şuna bak. Tayga. Güzeldi ama değil mi? Güzel sohbet değil. Hoştu. Sağ olsunlar. Güler yüzleri yeter. Yavaş. Tarçın Bey hemen aşağıya gitti. Hiç sevmiyor ya kucakta oturmayı. Ha? Gördün değil mi anneanneyi? Ha? Bak kafayı sokuyor mağazda. Küstü mü bana? Hı? Biricik nasıl oturdu ama? Ha? Biricik de kucağından inmedi. Aslı teyzenin. Kendisi, anneannemiz yani, kendisi benim takipçimdi. Bana bir ulaştı. Ben onun hastanede olduğunu öğrendim. Ben dedi hastanede seyrediyorum dedi. Seni dedi yalnızlığımı alıyorsun dedi. Çok iyi geliyorsun bana dedi. Hangi hastanede olduğunu öğrendim. Bizim evden 40 dakika 45 dakikalık bir yoldaydı. Ama uzaktayım dedi. Olsun, ben senin yanına gelirim dedim. Hatta geçtiğimiz Arife günüydü gittiğimde. Bu Arife değil, bundan önceki. Yani bayramdaki Arife'ydi. Bir sene önceki. Gittim yanına. Hatta dedi bana tarçınımı da getir dedi. Tarçını da götürdüm. Hastaneye tarçını da soktum onun yanına. Gizli. Güzel zaman geçirdik. Çok memnun oldu gittiğim için. Gitmeden önce ona güzel şeyler yaptım. Önemsediğimi belirttim. Hani onu önemsediğimi görmesini istedim. Hepsi el yapımıydı yine.
Birlikte güzel zaman geçirdik ama dedi ben dedi evde de sizi görmek istiyorum dedi. İnci'yi, Biricik'i de görmek istiyorum dedi. Tarçın'ı gördüm dedi. Çocukların da gelmesini istiyorum dedi. Çünkü sadece Eyşan'la gitmiştik. Ondan sonra evinde de ziyarete gittik. İnci'yi, Biricik'i çocuklarıma aldım. Onun elini öpmeye götürdüm. Güzel zaman geçirmiştik. Her zaman bana yazıyordu. Her zaman arayıp soruyordu. Mekanı cennet olsun. Rabbim hepimizi her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın.